Bizi dolandırmaya çalışan taksiciyi anlatıyorum. Saat 12.30-1 gibi biz arkadaşımla Beşiktaş'tan Karaköy'e geçeceğiz. Bu arada aynı rotayı ilk kez kullanmayacağız. Muhtemelen 50. kullanışımız falan olacak. O yüzden ortalama ne kadar yazdığını falan da biliyoruz. Neyse tabii hiçbir taksici durmuyor ama bir tanesi şansımıza durdu ve nereye gideceğimizi sordu. Biz Karaköy'e gitmek istediğimizi söyleyince ilk önce bir mırın kırın yaptı. Bindirmek istemedi ama neyse hadi binin bakalım deyip bindirdi bizi. Yani biz de taksicilerin müşteri seçmesine o kadar alışmışız ki artık böyle adama teşekkür falan ediyoruz. Böyle çok sağ olun falan filan diyoruz. Neyse caddeye doğru inip yola çıkacağız. Bu bir anda durdu dedi ki böyle ya dedi şimdi dedi orada dedi çok trafik vardır dedi. İşte meydan kısmından dedi çıkamayız dedi. Acaba dedi ben sizi taksimin oradan döndürüp dedi daha mı hızlı götürsem dedi ne yapsam bilemedim dedi böyle kendi kendine sözde düşünüyor hani böyle bize de soruyor alttan. Biz dedik ki abi dedik hani daha hızlı gideceksek ve benzer fiyatta yazacaksa okey dedik hani sen bildiğin rotadan git bizim için fark etmiyor. Hani aynı sürelerde aynı fiyatlarda varalım bizim için yeterli. Tam da dedik ki çok fazla fiyatta oynama yapmaz dedi benzer fiyatlarda yazar dedi o yüzden dedi oradan gidelim o zaman dedi biz de okey dedik yola çıktık. Normalde biz hep aynı rotayı maksimum 15 dakikada gidiyoruz ve gerçekten de maksimum 60 lira veriyoruz. Hadi en trafiğin olduğu günde bile belki 1-2 kere falan 80 vermişiz. En son 25 dakika geçti ve biz hala gideceğimiz yerin en ufak bir şekilde yakınında bile olmadığımız için benim arkadaşım çıldırmaya başladı. Ben böyle arkadaşım arkadan mesaj atıyorum, sakin ol diyorum, adamın nasıl biri olduğunu bilmiyoruz diyorum. Hani arkadaşımı sakinleştirmeye çalışıp böyle adama nazik nazik konuşuyorum ki hani böyle 20-30 lira fark ödeyecekse ödeyelim ama başımıza bir şey gelmeden taksiden inelim. Ben adamın bizi dolandırdığını Dolmabahçe'nin önünden ikinci kez geçtiğimizde fark ettim. Açtım ağzımı, yumdum gözümü, artık bıraktım abi, dedim ki sen bizi dolandırıyorsun. Adam bir anda bizi suçlamaya başladı. Yok işte ben siz istediniz diye bu yoldan gittim, siz yolu kısalt dediniz bana öyle dediniz falan bizi suçlamaya çalışıyor. Taksimetrede kaç yazıyor biliyor musunuz? 120 yazıyor ve biz daha yolu yarılamadık bile. Muhtemelen yani toplam yol 200-220 falan tutacak. Adama diyoruz biz normalde diyoruz aynı yolda diyoruz 60 liraya geliyorduk diyoruz. Senin bizi dolandırdığın buradan belli diyoruz. Yok diyor sizin o fiyata buraya gelmeniz imkansız diyor. Ben aynı rotayı kaç kere geldim. E abi biz de kaç kere aynı yere para verdik yani. Neyse bu en sonunda bizimle baş edemeyeceğini anlayınca 80 lira verin yeter deyip bizi susturmaya çalıştı. Sonrasında korkunç bir trafiğin içine girdik ve gerçekten inanılmaz derecede korkunç bir trafikti. Ve hani muhtemelen o trafikten çıkmayı bekleseydik bir saate falan oradan çıkabilecektik. Ve bizim 10 dakikada yetişmemiz gerekiyor. Yani anlayacağınız 80 liraya verdik ve biz taksiden indik. Yani kendisi muhtemelen 1-1,5 saatte o korkunç trafikten çıkmaya çalışmıştır. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım hiçbir zaman böyle bir durum yaşamazsınız. Ama eğer böyle bir durum yaşarsanız lütfen o kişiden korkmayın. Polise çağırın ve olayı polis eşliğinde de olsa çözün. Siz dolandırıcıdan değil dolandırıcı sizden korktun. Kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.